Teknopat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Microsoft lansmanını izliyoruz ve yorumluyoruz. Ufak bir iki teknik sorunu giderdikten sonra nihayet canlı yayınımızı başlattık. Dilerim her şey yolundadır, herkes sağlıklıdır. Durumlara bir bakalım Recep. Chat ekranını da açalım şöyle. Arka planda Microsoft şimdiden konuşmaya başladı arkadaşlar. Biz de gerçek zamanlı olarak sizlere tercüme etmeye çalışacağız. Ses konusunda lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Her şey yolunda görünüyor. Baktığım zaman. Perfecto. Excellent. Etkinliği de yan taraftan vereceğim. Microsoft'un şu oynatıcısı var Recep. Evet. Onu bir halletmek gerekiyor. Evet. Burası şu anda tanıtımı yapan arkadaşımızın büyüdüğü evmiş. Az önce Windows'un 35 yıllık serüveninden biraz bahsetti. Evet, epey eski bir işletim sistemi. Şunu YouTube'a gömmek yerine niye kendi sitelerinden oynattıklarını anlayabiliyor musun acaba? Silverlight kullanıyorlar direkt. Silverlight kullanıyorlar. Flash kalktı, Silverlight devam ediyor. Kesinlikle herhangi bir sponsoru ve servis sunucusu olmayan bir yayındır. Tamamen yıllardır ömrümüzü yiyen bir işletim sisteminin yeni sürümünü bekleyen ve heyecanlı editörler olarak izlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Onu da söyleyelim. Zaten Windows 11'i kullandık, denedik, kurduk, evet. Oyun oynadık, mavi ekranını aldık ve gerçekten efsane ve dehşet bir yayın oldu. Çok güzeldi. Ben daha önceki yayınımıza katılan bütün arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Bir yandan da Microsoft'un yayını izlemeye çalışıyoruz tabii ki burada. Düzelirse umarım izleyebileceğiz. Kendi sitesinden olanı görüyorsunuz zaten şu an arkadaşlar. Microsoft sunucularına yapıyorlarmış öyle yayını. Valla olabilir. Windows Azure olabilir yani baktığımız zaman. Biz sonuçta biraz chat'e bakalım. Videonun kendisi gelmiyor arkadaşlar şu an baktığınız zaman. Ben bunun YouTube'u var mı bakayım. Sen de istersen chat'e bak Recep. Bence öyle yayını bir refresh edelim. Soldaki sayfayı bir refresh edelim. Belki evet. O zaman gelebilir diye tahmin ediyorum. İnternetimiz yoksa gayet hızlı. Şu an bizde bir sorun yok arkadaşlar. Bu erişimden kaynaklanan bir şey Microsoft'un kendisinin videosunda. Microsoft belki de bu kadar popüler olacağını bile beklemiyordu diye tahmin ediyorum Ali. Play dersek şimdi oynatmaya devam edecek sanırım. Dilerim. Evet. Nihayet. Düzeldi. Aynen öyle. Silverlight oynatıcıyı niye kullanmamamız gerektiği konusunda Microsoft'un şu an canlı bir örneğini gördük arkadaşlar. Hiçbir Microsoft Windows lansmanı mavi ekran hata bir şey olmadan olmamıştı. Yani Bill Gates'in zamanında da öyleydi. Tabii tarayıcı takıyorlar mavi ekran veriyor. Bill Gates'in gözünün önünde. Tabii gözünün önünde oldu. Evet. Bu arada yani yıllarca severek takip ettim. Microsoft'un Windows 7 Türkiye lansmanına da katılmıştım. Türkiye ve Brezilya arkadaşlar dünyada en çok bu lansmana iyi gösteren insanlardı. Onu da söyleyeyim tekrar. Bu arkadaşın sesini mi istiyorsunuz arkadaşlar? Onun sesi geliyor buradan. Açarım ama çok da bir anlamı yok yani. Gördüğünüz üzere ses sonuna kadar açık. Microsoft'un yayını bu. Bu arada Silverlight öleli çok oldu. Yani esprisini diyorum ben. Ben bilmiyorum valla. Muhtemelen şu anda HTML... Sesi hiç gelmiyor mu bu arkadaşın? Bana geliyor. Sana geliyor. Ne anlatıyor? Önemli bir şey anlatıyor mu? Hayır, önemli bir şey anlatmıyor. Şu anda genel olarak işte bilgi veriyor. Bu kesinlikle bizim internetimizden kaynaklanmıyor arkadaşlar bu arada. Onu kesinlikle söyleyeyim evet. Şu an gördüğünüz takılmalar vesaireler. Hani şu an bütün ibreler yeşilde çünkü. Onu kesinlikle size söyleyebilirim. Microsoft'un sunumu böyle. Evet. Yani oradaki hataları lütfen bize yormayın. Twitter'dan da yayın aktif. Twitter'dan aç diyorlar aslında. Twitter'da da bir bakarım şimdi bakalım var mı yok mu hani diye. Twitter'daki yayın daha iyiyse Twitter'dan alalım bence. Tabii. Ben şu diğer sekmeden şurada bir açayım. Google, Twitter, Microsoft. Ya da Bing'den ara Ali. Şimdi kızması Microsoft. O da olur. Bing'den. Bu arada havadan sudan mı bahsediyor cidden? Ben duymuyorum yani. Sen duyuyorsun Recep. Windows 11 dedi Ali nihayet. Yani. Windows 11 dedi. Microsoft Windows 11 olmayacak diyordu. Öyle bir şey yok yani demek ki. Bakalım Twitter'daki yayın takılıyor mu? Merak ediyorum gerçekten. Yok ya ben Twitter'dakini açacağım. Bu nedir böyle? Şunu da kopyalayayım da ikisi birden çökerse en azından açıkta kalmayalım. Evet, evet. Bana pek Twitter'daki de açılıyormuş gibi gelmedi. Hatta ikisi aynı kaynaktan alıyor olabilir Ali. Ya arkadaşlar şimdi sorunun tekrar buradan kaynaklandığını en azından görebileceksiniz. Evet. Sesi açık mı? Açık. Üretken kalın.
Şimdi yeni Windows 10 ile birlikte gelen özelliklerden bir tanesi artık pencereleri çok daha kolay bir biçimde konumlandırabiliyoruz. Pencereyi küçültme ve pencereyi büyütme butonunun üzerine fareyi getirdiğimiz zaman o pencereyi ekranda nereye konumlandıracağımıza dair güzel bir ufak kısım çıkıyor. Oradan seçebiliyoruz. Şu anda bunu gösteriyorlar. Muhtemelen içerisinde Microsoft Teams yüklü geliyordur Ali. Windows 11 çok eleştirdiler diye, yani Windows 11 yapmayacağız demiştik diye Windows'un sürümü olarak tanısal çok üzüldüm Recep. Evet. O kadar Windows 11 diye başlık atmıştık, çöpe gidecekti. Yazık olacaktı yani. Bütün basın bu konuda çok dertli olacaktı. Neyse ki Windows 11 dediler ve böyle bir derdimiz. Ali ama biz penceredeki yansımayı gördük. Penceredeki yansımada ne vardı Recep? Korkutucu bir şey yoktu. Windows 11 vardı Ali. Windows 11, 11 vardı. Yazıyordu. Ha tamam. Pencere 4 karede ama yansıması 2 kare. Ha anlaşıldı. Gölgelerde. Sen tabii evet. Ray Tracing bilmem ne bakarken evet. Artık diyorsun gölge yansıma çözüyorum. Microsoft bize gölge oyunu yapıyor burada. Aynen aynen. Sızıntılar doğruymuş arkadaşlar. Yani sızıntılar doğru zaten. Biz sızan ISO'yu kurduk, yükledik daha önce de. O ISO erken sürümdü. Şimdi tam sürüm görmek istiyorum. Ya da yeni çıkaracakları sürümde olacak özellikleri görmek istiyorum. Evet. Her türlü cihaz için tasarladık diyorlar. Yani buradan şunu anlıyoruz. Windows 11 hem masaüstü bilgisayar, hem de üstü bilgisayar, hem de tabletler için güzel bir tasarıma ve kullanım amacına sahip olacak. Windows 11 yazısında gördüğümüze göre artık tabii. Umarım şey tartışması bitmiştir yani. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Arkadaşlar bu arada YouTube'da Teknopat kanalında bir yenilik var. Artık Super Chat ve Super Stickers gibi şeyler YouTube'un bize sunduğu ücretli seçenekler aktif. Herhangi bir katıl aktivasyonumuz yok. Ancak chatte artık bu seçeneklerin olduğunu görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu tür yayınlarda yorumunuzu üste çıkartıyorsunuz ama ücretli oluyor. O YouTube üzerinden oluyor. Şimdi diyor ki Windows 11 artık sizi işletim sisteminin merkezine koyuyor. Beni koymayacak da kimi koyacak? Yani Microsoft'u mu koyacak? Şurada Bill Gates ikonu mu olacak? Bu anlamsız pazarlama cümlelerinden sen de sıkılmadın mı artık? Bu arada Bill Gates ikonu Microsoft ofisin içerisinde var ve bir Microsoft çalışanı gizli koymuş eli onu. Gizli koymuş. Evet ve koyduğu Bill Gates fotoğrafı hangisi biliyor musun? Mugshot yani. Onu biliyorum. O efsaneyi biliyorum. Yakalandığındaki çekilen polisteki fotoğrafını koymuş. Onun bir de biliyorsun iz düşümü Facebook'taki avatar muhabbeti evet, şey de vardı. Evet. Orada da kullanılmıştı. Evet. Ya arkadaşlar bu kamera görüntüsünde vesairedeki aradaki yırtılmadan bahsediyorsunuz. Onu anlıyor biliyorum. O ne yazık ki bir HDMI portunda bir problem ve yayın başlaması için artık çözülemedi. Yayından önce çözmek için uğraştık. Farklı kamerada taktık. Fakat HDMI'nin bağlandığı yerde şu an anladığım kadarıyla bir sıkıntı var. Matrix'te bir glitch var arkadaşlar. Windows 10'un ismini 11 yaptıklarından dolayı bir sıkıntı oluyor. Aynen. Bu yayın bittikten sonra çözeceğiz merak etmeyin. Farkındayız. Hiçbir sıkıntı yok. Olur arada öyle. Türkiye'de internetten yayın yapabiliyor olmak büyük bir şey. Evet. Hadi yayını biraz anlatalım. Chat'e bakın ses yok diyor herkes. Açıp dinleyeceğim şimdi ses gerçekten. Hangi ses diye bir defa söyleyin lütfen. Arkadaşım kulaklığını değiştirmesi gerekiyor. Bu yayın bittikten sonra çözeceğiz. Bangır bangır ses var arkadaşlar. Bangır bangır ses. Kulaklığınızın ayarını kontrol etmenize fayda var arkadaşlar. Telefondan kontrol ettim. Sesi telefonda açtım ve deli gibi ses geliyor yani. Ali şimdi Windows 11'in daha rahatlatıcı olduğunu söylüyor. Gerçekten doğru. Biz bugün test ederken de baktık. Windows 11'de USB sesleri bile daha böyle güzel olmuş. Daha yumuşatılmış. Yani evet. Önceden bir USB aygıt takıldığı zaman sanki birisi piyanonun tuşuna dan diye basıyordu. Ya o sesler bir de hoparlörü çok kötü gösteriyordu. Evet. Benim düşüncem o ki hoparlörün sesi gerçekten çok kötü gibi duruyordu. Bütün cihazlarda bir patlama sesi oluyordu. Bir zıplatıyordu seni, bir rahatsız ediyordu. Yani bir arıza vardı orada. Evet, bir ses seçiminde bir hata vardı kesinlikle. Evet. Windows update'lerin artık %40 oranında küçültüldüğünü söylüyorlar. Yani Windows update'ten artık daha az dosya indireceğiz bu sayede. Daha az megabyte ile kotamızı daha az dolduracağız. Buna ek olarak Windows 11'in daha da düşük güç tükettiğini söylüyorlar. Bu sayede özellikle dizüstü bilgisayarlarda daha yüksek pil ömrü elde edebileceğiz. Evet, gayet güzel. Sunumun sesi yok demek istiyormuş bazı arkadaşlar. Arkadaşlar sunumun sesini verdiğimiz zaman iki sesi birden çok yüksek şekilde nasıl anlayacaksınız? Buyurun. Sesi yükseltiyorum fakat bu daha önce yapılan pek çok canlı yayında gelen yorumların bileşkesiydi bu sesler. Bir de ses yok diye bağırmak herhangi bir şey anlatmıyor chat üzerinde. Arkadaşlar şunu söylememiz gerekiyor. Microsoft'un Windows sunumunun sesini ben daha çok duymak istiyorum. Lütfen açar mısınız? Evet. Ses yok, caps lock açık diye bağırınca o iletişim gerçekleşemiyor ne yazık ki.
bizim sesimizi duymadığınızı düşünüp açıp bakıyoruz. Ses bangır bangır. Ses var. Use the search bar to find things anywhere. On your PC, arama butonu ile istediklerimizi kolayca bulabileceğimizi söylüyor. Windows 10'da biraz sıkıntılı çalışıyordu arama butonu. Hala sıkıntılı çalışıyor. Eminim. Muhtemelen aynen. Üzerine bir ton update gelecek vesaire. Şimdi azıcık kızın. Bu bir tane reklam vardı. Kaloriferi aç, kaloriferi kıs. Ali, ilk haline getirelim ve bir daha o ayarı değiştirmeyelim. Evet, ilk haline getiriyoruz. Bir daha geliştirmiyoruz arkadaşlar. Ben chatte Microsoft'un kendi Twitter hesabını da şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar Microsoft'un Twitter hesabı var. Orijinal İngilizcesini izlemek isteyenler izleyebilir. Biz burada yorumlu yayınımızı yapacağız. Onu açık bir şekilde söyleyeyim. Gelen özellikler önemli Windows 11'de. Evet, bunlardan bahsedelim. Artık pencereleri sağa veya sola almak, yan yana almak daha da kolay olacak Windows 11 sayesinde. Az önce zaten sunumun başında bahsettiğimiz pencereleri kolay konumlandırma için bir özellik geldi Windows 11'in içerisinde. Çok güzel. Bu özellik nerede ortaya çıkıyor? Pencereleri küçültmek istediğimiz zaman oradaki kutucukta çıkıyor. Fareyi bu kutucuğun üzerine getirdiğiniz zaman ekranda o pencereyi farklı konumlara getirmek için seçenekler çıkıyor. Onlardan istediğimizi seçiyoruz ve bu sayede konumlandırmayı yapıyoruz. Sistemi artık kullanmaya başlamak çok daha kolay diyor. Hatırlarsanız Windows 11'in ilk kurulum ekranında değişmişti. Evet. Çalışmaya çok daha kolay bir şekilde başlayabileceğimizi söylüyor Windows 11. Eğer hata almazsak. Hata alırsak kesinlikle alacağız eninde sonunda. Hata alacağız. Evet. Ama hakkını verelim. Windows 10'a gelen epey güncelleme sayesinde işletim sistemi baya baya stabil oldu. Şu anda Windows 10'un kullanım oranı Steam anketlerine bakacak olursak %92 civarında. %92 gayet yüksek bir oran. Gerçekten yüksek bir zaman çok evet. Başarılı. Yani aslında şikayet eden kullanıcı sayısı biraz göze batsa da asıl şikayet etmeden kullananlar niye şikayet etsin ki? Yani bir yorum yapmayanların sessiz çoğunluk olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Evet. Yorum yapanlar doğal olarak daha çok duyuluyor ama istatistikleri yansıtmıyor. Bunu bana bütün oyun geliştiriciler, bütün donanım geliştiriciler, bütün yayıncılar söylüyor. İstatistikler ve yorumlar arasında bir orantısızlık var. Bu yorumcuların suçu mu? Değil. Daha çok insan memnun ya da memnun olmadığı ile ilgili yorum yapsa veri daha doğru olur. Klavye için ıslak çoraba benziyor yorumu gelmiş Recep. Necati Coşkun Bey Süper Chat'i ilk kullanan oldu bu yayında. Kendisine teşekkür ediyorum. Onu da bir hale söyleyeyim. Şurada chat'teki yorumlara daha yeni alışıyoruz. Süper. Eğer bir sorunuz varsa aradan iletebilirsiniz. Aradan iletebilirsiniz. Zaten arkadaşlar. Bütün soruları iletebilirsiniz ama şu an 4500 kişiyiz Recep. Gayet güzel. Yine Windows 11 yayınında olduğu gibi 4-5 bin kişi toplandık. Windows 11'i eleştirmek, tanıtımı dinlemek için buradayız. Bir yandan seviyoruz, kullanıyoruz. Bir yandan da sevgi nefret ilişkisi var aramızda. Biliyorsunuz sebebini. Hepiniz kullanıyorsunuz. Windows 10'dan 11'e şimdi geçiş ücretli mi, ücretsiz mi biliyorum. Büyük bir kısmınız bunu duymak istiyor, bunu bekliyor. Umarız bugün bunun da cevabını alacağız. Az önce yeni bir özellik tanıttılar Ali. Birden çok ekran kullanan kullanıcılar ekranlarının kablosunu çıkartıp yeniden taktıktan sonra sistemlerinin değiştiğini, programlarının kaydığını vesaire söylüyorlar biliyorsun genel olarak. Evet. Windows 11 artık takılan diğer monitörlerin içeriğini hatırlayacak ve monitörü geri taktığın zaman oradaki pencereler yine oraya gidecek. Çok yani güzel. Layout, tasarım tekrar geri gelecek diyor. Layout'un tasarımın geri gelmesi en önemli şeylerden bir tanesi. Zaten bu pek çok farklı donanımda, yazılımda ayarları kapatıp açtığın zaman aynı şekilde bulma konusuna çalışıyor firmalar. Bugün katıldığım gizli bir sunumda da böyle bir özellik başka bir yerde daha karşımıza çıkacak. Onu da duydum. Birden çok masaüstü özelliği yanlışım yoksa Windows 10'da da vardı. Artık bu birden çok masaüstünü de kişiselleştirebileceğimizden bahsediyor Microsoft şu anda. Örneğin bir tane okul, evet, bir tane iş ve bir tane de oyun için ayrı ayrı masaüstü yapabilirsin diye. Güzel. Ders için. Aralarında hızlı tuşla geçiş var mı? Evet, oyun oynarken var. Ders çalışıyormuş gibi yapan öğrenci dostlarımız için. Biliyorsun eskiden, şimdi anne babaları da hiç kızmasın. Lütfen kızmayın. Kitabın arasında çizgi roman okuduğunuzu biliyoruz zamanında arkadaşlar. Yani yaşı ileri olan okurlarımızı da unutmadık. Onlara da lafımız var arada. Şimdi yeni nesil arada oyun oynayıp geçiş yapıyorsa eski nesil de arada kitap okuyordu. Aşk romanı okuyordu, çizgi roman okuyordu. Kimse kimseyi kandırmasın. Her nesilde bu olaylar var.
Ya önemsiz şeyler anlattığı zaman bu arada bir muhabbetle geçiyoruz. Şu an mesela söyleyeyim. Az önce anlatılanların bir özeti anlatılıyor ve bunları tekrar size söylemenin bir manası yok. Şimdi yeni özelliklerden bahsetmeye başlayacak. Yeni özelliklerden bahsetmeye başlayacağını söylüyor kendisi. Tam evet. Olarak gerçek zaman çeviri yapacak olursak. Hani ya bu adam var niye bu sesi, sunumun sesini açıp da böyle bir yandan simültene doğrudan kelime kelime çevirmiyor diyorsanız biz filtreliyoruz arkadaşlar. Evet. Connecting to people, yani insanlara bağlanmak Windows 11'in yine üstünde durduğu konulardan bir tanesi olacak tahtaya diyor. Tahtaya vuruyorum. Nokia. Nokia yani ölmez dediğimiz Nokia Connecting People'dı. Nokia'yı öldüren de zaten aslında tam olarak çizgisini çeken Microsoft oldu. Lumia'yı aldı. Lumia'yı bitirdi. Şu an bir Windows Phone yok arkadaşlar ya. Evet. Windows Phone'u nasıl bitirdiniz siz? Windows 11 bekliyoruz ama bir yandan da hala sinir oluyorum. O güzelim Lumia telefonlar evet. Gitti. Evet. Telefonun arada, Çinlisi geldi ama iyi geldi. Güzel telefonlar getirdiler. Bu arada hani Windows 11'i Nokia telefonu kurdular. Ha çok evet, güzel. Harika. Harika. Yani Lumia 950 XL mi ona sanırım. Bende 920 vardı en son. O da bozuk. 920 duruyor bir yerlerde. Ona kuramayız. Bozuk zaten. 950'ye falan belki kurulabilir bir yerden bulunursa. Hiç teste gelmedi sonraki telefonlar zaten. Microsoft da, Apple da, bütün rakipler de cep telefonuyla bilgisayara aynı işletim sistemini mi yapsak, ayrı mı yapsak derken karma karışık yıllar geçirdiler arkadaşlar. Yeni özellikler geliyordu şimdi. O zaman yeni özellikler. Ali dedim sana az önce Microsoft Teams yüklü gelecek diye. Microsoft Teams yüklü gelecek. Vallahi billahi Teams yüklü geldi. Şimdi Slack'e rakip bir uygulama bu arkadaşlar. Microsoft Teams çok hızlı yayılıyor. Microsoft'un kendi satış ekibi şimdi ofis satıyor şirkete. Abi Teams de verelim. Yanına bedava ekliyor. Avrupa Birliği davası geliyor. Şu an dava yazıyorlar. Dava gelecek bu bir. İkincisi Salesforce, Slack bu tür rekabetler var. Salesforce var Microsoft'un karşısında pek çok üründe. Microsoft'un artık o Internet Explorer konusunu unutun. Microsoft Teams yeni dava konusu. Kesinlikle. Microsoft işletim sisteminin içerisine ne zaman kendi uygulamasını entegre etse dava konusu oluyor. Ama nedense aynı şeyi Apple'a yaptıklarını pek göremiyorum Ali. Apple'a da gelir Recep. Apple'a da gelir. Apple da Amerikan şirketi. Her Amerikan mega şirketi Avrupa Birliği'nde tekel davasını tadacaktır. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu kaçınılmaz bir durum. Aralarında ne kadar işbirliği, NATO vesaire olsa da bir rekabet de var Avrupa Birliği ile Amerika arasında. Ve bu şirketlere de yansıyor. Veri kanunlarıyla vesaire bunu görebiliyoruz. Evet. Microsoft Teams bir toplantı uygulaması ve artık Windows 11 ile birlikte varsayılan olarak yüklü gelecek. Ekrem Nart Tarkay Bey'e de teşekkür ediyorum. Kendileri de yine Super Chat kullanmışlar. Arada bu tür şeyleri gördüğüm zaman kullanıcıları cesaretlendirmek için doğal olarak paylaşacağım. Şimdi Windows 10 Pro almıştım geçen ay. Ne olacak diyenler var. Bekleyin arkadaşlar. Sabırlı olun. Biz ücretsiz olarak ücretsiz bir güncelleme olarak Windows 11'in sunulacağını bekliyoruz. Tabii ki nihai cevabı Microsoft'un kendisi bize bugün verecek. Recep, ben Office aile paketine, Office 365 aile paketine yılda 727 liramı ne veriyorum? 727 liraya 5 kişilik hakkım var, 1 terabayt depolamam var, Office'i kullanıyorum, Teams kullanıyorum. Sağlık 700... bir müşterisin Ali. Yani Microsoft'a para veriyorsam eleştirmek hakkım. Tabii ki. Windows'a para vermesem ne olur? Yani Windows lisansını bir zahmet bana Ali Bey buyurun diye getirsin, hediye etsin. Yani. Aldık. Bir ton lisans var etrafta. Evet. XP lisansı var, Vista lisansı var, 7 lisansı var, 10 lisansı var, 8 lisansı var, 8.1 lisansı var. Var oğlu var. Arkada orijinal Windows 10 DVD'miz var aslında. Onu da... Çok aldık işte. Zamanında parasını verdik. Bir de dijital ucuz lisans satışı eskiden yoktu arkadaşlar. Cidden şimdi dijital ucuz lisans keyleri falan satılıyor. OMK insanlar alıyor, kuruyor. Evet. Tam Rütük müdahale eder diyecektim ki ayrana geçtiler, süte geçtiler. Evet. Rütük yani bir şey yok orada. Microsoft lansmanına da şey yapmazlar mı? Aile dostu bir şirket sonuçta. Evet. Kesinlikle. Teams ile artık sevdiğiniz insanlarla daha da yakınlaşabileceksiniz diyor Microsoft. Neyse ki Skype'ı entegre etmemişler. Gerçi Skype'ı seviyordum. Bir ara Skype'dan sonra şey yaptım. Şu an Discord güzel. Yani Slack güzel. Ne bileyim. Tekrar hip olmaya çalışıyor galiba Microsoft. Emin de değilim. Skype ne olacak? Skype halen iş hayatında aktif kullanılıyor. Evet. Kontürleri var. Telefonla arama özellikleri var. Şey var. Yani böyle bir ton Google'ın, Microsoft'un filan ürünü var. Birbiriyle rakip ürünleri var hatta bazı durumlarda. Animasyonları değiştirmişler. Daha artık güzel, yumuşak animasyonlara geçiş yapmışlar. Bu zaten seslerde de söz konusu.
ürün pazarlama müdürü diyebiliriz kendisi için. Lead'e başı diye çevirsek. Lead'e başı. Pazarlama başı. Pazarlamanın başı evet. Ha. Ya da başındaki... Head of Marketing doğama. Lead de öncüsü mü? Öncüsü takım lideri mi? Evet, evet. Türkiye'de bilenler varsa bu makamın karşılığını vardır mutlaka bu işi yapanlar. Yeni bir deneyim yaratmaktan bahsediyor. Yani hani genel sözler işte. Yeni bir deneyim. USB'yi taktım, ISO'yu kurdum, kullanıcı lisansımı girdim, Chrome'u indirdim, varsayılan tarayıcıyı Chrome ile değiştirdim. Hani değişik bir deneyim sunuyorsa bana Chrome kurulu gelsin. Evet. Kesinlikle. En büyük değişiklik yani. İçerisinden seçim yapabilelim. Karşı yakalı bey. Size de teşekkürler. Tablete geçtiğinizde de yine aynı görev çubuğu devam edecek. Ve tasarımı da özellikle pencereleri daha da kolay boyutlandırmak için yenilediklerini söylüyorlar. Buna ek olarak dokunmatik için epey optimizasyonlar söz konusu. Bu optimizasyonlar sayesinde pencereleri daha da kolay konumlandırabileceğimizden bahsediyor Microsoft. Aynı zamanda elle komut destekleri eklemişler. Güzel. Örneğin işte 3 parmağınızla kaydırınca farklı uygulamaya geçme, o 3 parmağınızla aşağıya kaydırınca o uygulamayı aşağıya atma gibi farklı el hareketlerini işletim sistemine dahil etmişler. Bunların çoğu zaten bu arada şeyde vardı. MacBook sahipleri trackpad'de. Tabii tabii pek çoğunu kullanabiliyordu da bazı özelliklerin olup olmaması detay olarak çok kullanmana bağlı. Ben Windows'u tabletlerde daha az kullanıyorum. Kesinlikle. Açıkçası. Tablet modlu laptop incelesem bile her zaman bütün komutlarını kullandığımı iddia edemeyeceğim. Ama şöyle bir şey var. Microsoft'un şu kalem desteğinde sürücüleri falan bayağı güzelleşti. Ve Acer'ın diğer bilgisayar üreticilerinin ürettiği bilgisayarlarda kalem desteğinde Windows, Microsoft'un standart kalem sürücü desteğini kullanması işleri çok kolaylaştırdı. Yani bir tablet deneyimi Windows'ta aslında gelişti. Alttan alta gelişti sürücüler bazında, onu söyleyeyim. Kesinlikle. Aynı zamanda dokunmatik klavyeyi de geliştirdiklerini söylüyorlar. Telefonumuzdakine benzer bir dokunmatik deneyim sağlayacağını söylüyor yeni klavyenin, yeni dokunmatik klavyenin. Bu esnada yabancı basın. Orada emoji var. Emoji haberleri. Evet. Emoji gösterildi ya, yani anlaşılan evet. Mobilden anlaşılan emoji oldu. Aslında evet. Dokunmatik deneyimi, kullanım deneyimidir. Evet. Sesle yazma desteği eklemişler. Fakat burada Microsoft'un yerelleştirmede epey sıkıntıları var. Yani Türkçe desteği var mı yok mu bunu belirsiz. Bilmiyoruz. Evet. Global lansman zaten İngilizceyi tanıyor mu tanıyor. Bitti. Evet. Dünya dili. Evet. Kalanı zaman içerisinde gelir diyorlar artık. İşte Apple Ali uzun zamandan beri Siri desteği sunuyor. Siri'de Türkçe desteği var. Ya Cortana'yı da mesela geliyor bilgisayarları yüklü ama hani Türkçe ne kadar kullanmayı denemiyorum bile. Gelsin Windows 10 yanlışım yoksa 2010'da 2015'te çıktı Ali. Yani hatırlamıyorum. 6 senedir çok gelmedi yani. Hani insanlar evlendi, kimisi çocuk yaptı falan o süre içerisinde. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Türkçe desteği konusunda Microsoft yeterince çalışıyor mu? Windows'un Türkçe desteği var da Microsoft sadece Windows'tan mı ibaret ya da ofisten mi ibaret? Diğer ürünlerinde nasıl durum? Karşı yakalı okurumuz selam gönderiyor. İzmir'den selamlar, saygılar. İzmir'e selamlar, sevgiler. Evet, bayağı bir İzmirli toplanmış. Hepsine selamlar, sevgiler. Hem İzmir'den hem İstanbul'dan hem Türkiye'nin her yerinden. Haberler uygulamasının reklamını yapıyor Microsoft. Açıkçası biz de Bing haberlere başvurduk ama yani... Bu bürokrasi. Evet. Bing haberlerde çıkınca da ne kadar faydası olacak şüpheliyim. Google evet. Haberler şu an ana haberler uygulaması. Evet. Yani Teknopat'ı orada ne kadar önerecek? Kaç kişinin karşısına çıkartacak? Yine MSN'in kendi sitesini çıkartıp duruyor. Microsoft'un kendi sitesi. Duvar kağıdına tıklıyorsun. Microsoft'un kendi sitesine gidiyor. Evet. Başka bir şeye tıklıyorsun. Microsoft'un kendisine gidiyor. Evet. Hani kaba bir tabir var bunun için de demeyeceğim. Kendine doğru yontuyor. Keser gibi. Chat anladı bence. Chat anlamıştır yani. Kusura bakmayın arkadaşlar ama sizce de öyle değil mi yani? Dev şirketlerin böyle devamlı kendine. Kayseri'ye de selam var sevgili. Her yere. Bütün iller sayılıyor. Antalya. Chat'i okuyorum Azerbaycan'da. Buyur Recep. Böyle. Windows 11 PC deneyimini daha da kişiselleştiriyor diyor. Tabii bunun için şöyle bir zorunluluk da var. Bugün Windows 11'i tekrar kurarken fark ettim hani. Artık çevrim dışı hesap seçeneği sunmadı. Ama interneti çeksek? Çektik. Çektin mi fişi? Hatta interneti çekili halde kurdum. Hı-hı. Fişi tak dedi. Tutmaz. Türkiye'de internet kapalı Windows'u kuramıyorsa adam aynen. Kurmaz. Evet, kesinlikle. Bunu yani belki developer sürümü özgü bir şeydir. Son nihai sürümde görürüz ama böyle bir zorunluluk olmaması lazım.
hani her ne kadar kişiselleştirme bu hesapla gelse de, çünkü hesapların arası senkronizasyon yapıyor ya, işte masaüstünü senkronize ediyor, OneDrive'ı evet. senkronize ediyor, işte hatta arka planını bile senkronize ediyor, ama bunun zorunlu olması biraz garip geliyor bana açıkçası. Bana da garip geliyor, olmaz öyle şey. Evet. Ankara'dan Antalya'ya, Van'dan Sivas'a, Prag'dan Kahramanmaraş'a, bütün chat yağdı. Plaka sayınca evet. Diyarbakır, her yer Sivas, buyur. Nihayet oyunculardan bahsetmeye başladık. Tamam. Evet. Biz hala oyuncu muyuz? Ben oynuyorum ama oyuncu sayılıyor muyuz? Onu da ayrıca merak ediyorum. Emin oyuncu, onu biliyorum. Corporate Vice President of Xbox. Xbox Başkan Yardımcısı. Evet. Evet. Güzel. Ne anlatıyor peki Recep? Windows'un diyor muhteşem bir şey olması için tasarladık diyor Windows'u. Başka niçin tasarlayacaktınız? We designed Windows to be a magical place. İnsanların bilinçaltına anahtar kelimeleri yerleştir. Magic, mükemmel, harika, süper, inanılmaz, deneyim, bağlantı, popüler olan başka neler var yerleştirelim. Önemli bir şey olduğunu da söyleyeceğiz arkadaşlar. Amasya'ya selamlar, yağlı chat Ali. Adana, Bursa, Nevşehir, Trabzon. Sesini açmıyoruz çünkü çok sıkıcı arkadaşlar. Edirne. Biz sıkıcı olmayan detaylar anlatıyoruz. Evet. Satürn de burada abi. Eyvallah. Süper. Sunucumuz ilk oyun deneyiminden bahsediyor. Babasıyla birlikte oyun oynamış. Güzel. Gerçek deneyim anlatsınlar. Evet. Seviyorum böyle olduğu zaman. Evet. Bugün artık kızımla oynarken hala daha eski günleri yad ediyorum diyor kendisi. Güzel. Aileler artık birlikte oyun oynayacak. Dilerim herkes... Hani ailesi sevdikleriyle oyun oynamayı tadabilir. Böyle güzel bir şey çünkü kuşaklar arası oyunculuk. Belki bizden sonraki nesiller daha çok bunu yaşayacak. Evet. Windows'ta artık bugün milyonlarca kişinin oyun oynadığından bahsediyor kendisi. Doğru, Microsoft'un bunu anlaması biraz geç oldu ama yani. Hani Windows'un bir oyun amaçlı işletim sistemi de olduğunu anlaması biraz zaman aldı ama anladılar en sonunda. İyi, sonunda anlaşılmış evet. Var. Geçmişte Windows Live gibi bazı fiyasko servisler vardı, hatırlıyor musun? Unutamam, hatırlamıyorum. Games for Windows Live. Ya o şeydi bir de, zorunlu kılınan her servis giriş hatasıyla. Açın Teknopat sosyale bakın. Games for Windows için geçmiş hatalara bakın arkadaşlar. Evet. Nihayet sanırım bir şeyler anlatacak diye ilk daha iyi görüntüler sunacağından bahsediyor. Güzel. Yeni DirectX sürümü istiyorum ben. Ben de istiyorum evet. Ama ekran kart sıkıntısı varken zor. Evet. HDR konusunda iyileştirmeler olacak sanırım. Bunu sormuştunuz arkadaşlar. Bunu sormuştunuz. HDR konusunda iyileştirme var mı diye sormuştunuz. Çünkü ilk HDR Windows 10'da denediğim zaman çok hatalıydı. Kesinlikle sıkıntılar vardı. Evet, Windows 11'de artık daha iyi bir HDR desteği olacak. Aha, Skyrim. Evet. Bethesda'yı satın aldılar ya. Evet. Oyunu otomatik olarak HDR modda çalıştırıyor Ali. Yani bu HDR olmayan oyuna HDR efekti katma mı? HDR'ı algılayıp HDR moda geçme mi? Skyrim'de HDR desteği yok. HDR olmayan oyuna HDR desteği kazandırma diyebiliriz şu an. Şu an anladığımız bu. Evet. Varsa bir hata burada düzeltilecek. Age of Empires, Rocket League dahil birçok oyun otomatik olarak iyileştirecek ve HDR desteğine kavuşacak diyor. Çok yani güzel. Yani binlerce oyun, HDR desteği olmayan binlerce oyuna HDR desteği kazandırılacak otomatik olarak Windows 11 tarafından. Bence önemli bir özellik. Artık HDR monitör alırken en az HDR 10, HDR 400, 600 evet. Sonrasında bütçesi deli gibi olanlarda HDR 1000 ya da Dolby Vision TV. Direct Storage geliyor nihayet. Oh, nihayet. Evet. Direct Storage ne işe yarıyor arkadaşlar? Oyunlar doğrudan ekran kartına yüklenecek RAM yerine. Aradan aracıyı çıkartıyor. Doğrudan aktarımı hızlandırıyor. Performansı artırıyor. RAM şişmesini azaltıyor. Ekran kartının belleğinin daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Boşta duracağına ekran kartının belleğini daha çok kullanıyor. Bu fazladan bir kullanım değil arkadaşlar. Boşta olacaksa kullanıyor. Bu sayede ne yapıyor? Bant genişliği çok yüksek olan RAM'imizden daha hızlı olan ekran kartı belleğine doku dosyalarını hızlı aktarmış oluyor. Evet, son özellikten bahsediyor şimdi Windows 11'deki oyunla ilgili. Çok güzel, çok güzel de bu arada özellik. Yani en önemli istediğimiz, bir yıldan uzun süredir beklediğimiz bir şeydi. Evet,
Game Pass'i artık doğrudan Windows'un içerisine dahil ettik diyor. Zaten uygulaması var diye hatırlıyorum ama sanırım uygulama yüklü gelecek bundan sonra. Microsoft'un genel sevdiği şeydir. Her şey yüklü gelsin, bilmeyen kullanıcı tıkladığı zaman açsın. Aslında bilmeyen kullanıcılar için iyi ama sonra teker davasını onlar yiyor. Evet. Aslında bence burada hiçbir günahları yok. Bence çok de. Güzel bir hizmet. Bence de. İşletim sistemi onların sonuçta. Ben buna aylardır aboneyim. Ultimate'ın aboneyim. Hem Xbox konsolum var hem bir PC'de kullanıyorum. Evet, evet. Bu arada Direct Storage'ı merak edenler Teknopat'ta makalemiz var, ona bakabilirler. Bir de Xbox Cloud'dan bahsediyor Ali. Evet. Artık doğrudan işletim sistemi içerisinden Cloud'a bağlanıp yani GeForce Now'ın Windows'un içerisine dahil edildiği gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir şey mi? Gerçekten oyunu uzaktan mı oynayacaklar? Evet, uzaktan oynama özelliğini de dahil edecekler Windows'un bunu içerisine. Bunu duyurdular mı daha önce? Yeni mi duyuruyorlar? Yeni bir araya mı getiriyorlar? Yeni bir olay. Yani aslında zaten bir Cloud servisi vardı. Var. Şimdi artık Windows 11 ile birlikte doğrudan geliyor. Anladım, anladım. O Cloud servisi daha entegre bir halde sunulacak. Daha entegre geliyor, evet. Bu arada Microsoft'un Azure hizmetiyle arada dalga geçer gibi olduk ama şunu söyleyeyim. Ben o hizmeti bayağı beğeniyorum. Özellikle Bulut'ta talep patlaması yaşadı. Sunucu yetiştiremediler. Kullanılıyor arkadaşlar ve çok da iyi çalışan bir sistem. Onu da söylemek istiyorum. Bulut kısmı Microsoft'un çok karlı ve çok güçlü işlerinden bir tanesi. Silverlight ile birazcık espri yapmış olabiliriz ama ciddi videolarda neyin ne olduğunu çok güzel anlatacağız. Şu an ciddi şeyler anlattığı zaman o kısma da geliyoruz. Evet. Yine Windows'un geniş donanım desteğinden bahsediyor. İşte her şeyi destekliyor. Babaannem, dedem zamanında çıkmış. Donanımı destekliyor neredeyse yani. Direct Storage bu arada arkadaşlar tekrar dönüyorum çünkü çok heyecanlandırıcı bir konu. Konsollarda kullanılan bir teknoloji. Yani konsollar nasıl bu kadar az bir donanımla bu kadar iyi performans sunuyor diye soruyorsanız Direct Storage gibi teknolojiler sayesinde oyunlar SSD'den doğrudan ekran kartı belleğine yüklenecek. Bu arada RAM kullanım falan sonra arkadaşlar biz onları geçtik. Sizden dosyayı ilk gün zaten ilk test edip her şeyini anlattık. O videomuzda izleyebilirsiniz. Ne RAM kullanımı ne mavi ekran kaldı. Hepsini yaptık. Evet. Hepsini gördük yani. Ve Age of Empires'da oynadık biz. Evet. Bu arada az önce yazan bir yazıyı da atlamayalım. Windows 11 oyun için tasarlandı gibi bir yazı yazdın. Güzel. Doğru pazarlama. DirectX var. Yeni teknolojik oyun özellikleri var. İçi boş bir şey değil. Pazarlama değil. Gerçek arkadaşlar. Windows oyun için şu an en iyi platform. Evet. Microsoft Windows. Bu kadar net ve basit yani. Oyunlar daha hızlı yüklenecek ve işlemcimizden daha da yüksek performans alacağımızı söyledi Microsoft az önce ekranda bunları yazdı. İstediğimiz kadar artısıyla eksiyle eleştirelim. Her zaman objektif eleştirmeye devam edeceğiz. Kesinlikle. Ama Microsoft Windows oyun için ideal bir işletim sistemi. Evet. Oyunculuk, yaratıcılık, her iş için Windows 11'i kullanabilirsiniz diyor. Zaten Windows'ta aslında bu kadar zaman geçirdikten sonra verimli çalışabiliyorum. Verimli oyun oynayabiliyorum. Yeni bulut servisleriyle pek çok şeyi zaten kullanabiliyorum. Gömülü olarak arka planda artık Linux ile pek çok şey daha da gelişir hale geliyor. Eskisi kadar kapalı bir platform olmaktan bazı şeyleri çıkartıyorlar. Kendi sunucularında özellikle veri merkezlerinde, oyun kısmında, yazılım kısmında, oyun stüdyosu alma kısmında atılımları var. Microsoft cidden son zamanlarda çok güzel şeyler başardı. Evet. Ve bunları birbiri ardına dizdiğimiz zaman Satya Nadella döneminin Microsoft için çok ciddi bir zirveye doğru çıkış dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Şu anda yeni Microsoft mağazadan bahsediyor Ali. Hı-hı. Tasarımını tamamen yenilemişler ve yeni Microsoft mağazasının hız odaklı olacağından bahsediyor. Şimdi eski arayüzde çok yavaştı. Yüklemede yavaştı. Oyun kurma, kaldırma, dosyaları yönetme çok eksikti. Yani bitmemiş bir uygulama kullanıyor hissiyatına sahibim. Microsoft Store'da senin zaten enerjinle eleştiremem hiçbir zaman Recep. En sağlam eleştiriyi Store'a eleştirirsin sen yapıyorsun ama ben de elimden geldiği kadar eleştirebilirim. Windows mağazasından ben çok umutluydum arkadaşlar. Lumia sonrası özellikle çok iyi hisler besliyordum fakat bu uygulamanın gelişimi çok yavaş kaldı. İstediğim özelliklere kavuşmadı ve kullanmıyordum açık söyleyeyim. Şimdi kullanmama değecek bir özellik geldi mi Recep? Microsoft Windows Store'da dişe dokunur bir şey anlatıyor mu şu an? Ali, bekliyoruz diyorsun. Evet, geliştiricilerin artık uygulamalarını Windows Store'a daha da kolay bir şekilde dahil edebileceğinden bahsediyor. Ama bir arayüzü iyileştirmesi istiyorum. Kullanım kolaylığı istiyorum. Evet, daha yeni bir arayüzden bahsetti az önce. Tamamen baştan aşağıya tasarlamışlar arayüzü. Bildiğin Apple uygulama mağazasına dönmüş. Evet, Creative Cloud artık Microsoft mağazasının içerisinde olacak diyor. Ha, çok güzel. Güzel bir özellik çünkü Creative Cloud'un uygulamasını ben Windows uygulamasını beğenmiyorum açıkçası. Çok hantal bir uygulama. Mağaza üzerine olması güzel olmuş. Hatırlarsan daha önce iTunes Microsoft mağazasına dahil olmuştu. Doğru. Yani gün geçtikçe daha çok masaüstü uygulaması
Windows mağazasına dahil oluyor ve bunların güncellemesini artık tek bir elden, tek bir noktadan yapabileceğiz. Güzel. Şimdi olay şu arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de biliyorsunuz milyar dolar oyun stüdyosu satıldı. Geçtiğimiz yılda bu yüzden 50 küsür, 30 küsür stüdyo kuruldu. Tam sayıyı şu an net bilmiyorum. Onu söyleyeceğim. Bu oyun stüdyolarının da kurulan Türkiye'de de dünyada da bu oyunları, uygulamaları, dağıttıkları mağazalarda kolay yönetebilmesi lazım. TikTok ya öyle. TikTok yapma. TikTok neyse herkes TikTok'a eninde sonunda girecek gibi bir durum var. Shorts'ları yayınlayalım arkadaşlar TikTok'ta. Düzgün içerik yapanlar gördüm bu arada işin ilginç evet, kısmı. Evet, var. Kesinlikle var. Biraz alışkanlıktan eleştiriyoruz. Çok güzel bilimsel şeyler paylaşanlar da var. Android uygulamaları artık PC'ye geliyor. Bomba. Evet. Android uygulamaları Windows 11'e geliyor arkadaşlar. APK var mı sorusunun yanıtı. APK'yı bilmiyoruz ama Android uygulaması var. Doğrudan artık uygulamaların kendisini Microsoft Maz'da bulabileceğimizi söylüyor Microsoft. Bu arada bir şey daha kaçırmış olmayalım. Windows 32 uygulamalarının da Microsoft mağazasına geleceğinden bahsediyor Microsoft. Yani Exe uygulamalarının da dahil edilebileceğinden bahsediyor mağazaya. Yani eski bir uygulama var. Evet. Yenisi çıkmıyor. O uygulama size lazım. Mağazaya onu da koyacaklar arkadaşlar. Evet, bunu söylediler. Tabii daha da detaylara sonradan bakacağız. Evet. Bayağı PUBG Lite oynamaya hevesli insanları görüyorum orada. Ali, kullanıcılar emülatörlerle uğraşmaktan yani bir hal oldular. Ya Apple'ın kendisi emülatör kullanıyor pek çok şeyde. Evet. Rosetta ile çeviriyor evet. Uygulamaları ARM için. Microsoft'un da artık bir Android ile evliliğini ilan etme zamanı gelmişti. Samsung ile zaten flörtleşiyorlar. Samsung Android telefonlarda Microsoft uygulamaları, Microsoft OneDrive ve hizmetleri kullanılıyor. Pek çok Android telefon özelliği Windows'a dahili olarak geliyor. İçerik eşitleme gibi şeyler geliyor. Bunlar gelirken Android uygulamaları Microsoft'un Windows'ta ve x86 mimarili 64 ya da 32 bit sistemlerde çalıştırmaması zaten mümkün değil arkadaşlar. Ama bunu tabii işletim sistemine koymak gerekiyordu. Kesinlikle. Çünkü büyük olan komut seti PC'de. Küçük olan komut seti cep telefonunda. Evet. Yine donanım uyumlulukları konusunda bütün firmalarla çalıştıklarından bahsediyorlar. Zaten aslında sızan Windows ISO'su da muhtemelen bu tür donanım üreticilerinden bir tanesine gönderilen ISO'ydu. Çünkü Çin'den sızdı. Üreticiler evet. De Çin'de olduğundan dolayı. Sızar. Windows 11 çıkmış. Sızmaz mı? Yani siz olsanız abi buyur dene diye CD vermez miydiniz arkadaşınıza? Evet. Ne zaman indirmeye açılacak? Şu anda bilmiyoruz arkadaşlar. Halen tabi bir açıklama gelmedi. Ama ben kısa bir süre diye bekliyorum. Çünkü Direct Storage'in geleceği uzun zamandan evet, beri evet. Konuşuluyordu. Evet, çok kısa sürede olur. Hatta lansmanın sonunda söyleyebilir. Bekleyelim, izleyelim, görelim arkadaşlar. Evet. Blue Stacks çok kızdı. Yorumları evet. Geliyor bu arada. Umarız diyor gördüklerinizi beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Evet, vallahi hoşumuza gitti. Durduk. Tam bak eleştirmeyin dozunu yukarıya doğru tırmandırırken dişe doku. Oto eleştiriyorum. Biraz sakinleştim. Mağazayı yeniden düzelttim. Daha da sakinleştim. Direct Store çok iyiydi. Yani sakinleştim derken pozitife doğru. Aynen. Diye çıldırıyor artık. O olaya doğru gidiyorduk. Evet, bazı özellikler bizi mutlu etti. Hele ki Android uygulamaları çok mutlu etti. Hani şöyle sandalyenin ucuna doğru giderken yükseldik. Yani öyle oldu arkadaşlar. Şimdi ne anlatıyor Recep? Elf gözlerin neler görüyor? Söyle bana. Windows'un evrimi devam ediyor diyor. Bizimle birlikte gelişmeye devam edecek diyor. Artık kendinizi evinizde hissedebilirsiniz diyor. Yalnız Microsoft'un şuradaki en 30.000 kişi izliyor. Biz Türkiye'de 5.000 kişi burada izliyoruz. Baktığın zaman Türkiye'deki ilgi inanılmaz değil mi? Gerçekten inanılmaz. Ve ben inanıyorum Türkiye'de en çok Windows 11 indiren ülkelerden bir tanesi oldu Türkiye. Kesinlikle olacak. Windows 7'de de böyle olmuştu. Arkadaşlar burada olduğunuz için teşekkürler. Sunum devam ediyor. Satya Nadella ile devam ediyoruz şimdi. Evet, şu anda Microsoft'un başındaki kişi kendisi. Ve vizyon olarak gerçekten çok ilginç bir insan. Takip edin. Özellikle yaptıklarını, ettiklerini, paylaştıklarını. Çok güzel detaylar var. Kendisi de umarım diyor anlattıklarımızı beğenmişsinizdir. Yeni Windows hoşunuza gitmiştir diyor. Windows hem tüketiciler hem de işletmeler için yepyeni kategoriler oluşturdu. Hem iletişimden hem üretimden hem tasarımdan dünyanın en popüler uygulamalarına ev yapıyor.
genel olarak konulara bahsettiğinden başından ya değil. Tamam bir şey çok i̇şte, bir şey yok sonuçta. Windows çok güzel, Microsoft'lar çok büyüğüz, çok güzel şeyler yapıyoruz. Dünyanın ana Linux ile birlikte baktığın zaman ana işletim sistemi yüklenicisi, eski donanımların kurtarıcısı, evet. Sürücü desteğinin sağlayıcısı, evet, evet. Sayısız donanım üreticisinin bug'larının çözücüsü. Lord Microsoft yani. Adamlar o kadar çok farklı donanımla uğraşıyor, o kadar farklı alanlarda iş yapıyor ki bu iş başlarına kaldıracak. Evet, tekel davası açıyorlar ama iş biraz da başlarına kaldı. Kesinlikle. Bu kadar kullanıcı dünyanın işletim sistemini kullandığı insanı memnun etmek çok zor. Evet. Sağa çeksen bir taraf kızacak, sola çeksen ayarları başka biri kızacak. Menüyü ortaya alsan oradan kıyamet kadar eleştiri yağacak. Bu arada sola çekme ayarı var. Sola çekme var mı? Var. Güzel. Arkadaşlar o görev çubuğunu sola çekip standart yapabiliyormuşuz. Ortada kalmak zorunda değil. Evet, doğrudan görev yöneticisi ayarlarına bakarsanız, görev çubuğu ayarlarına pardon. Kişisel bilgisayarda diyor seçimlere ihtiyacımız var ki onu zaten Windows 11'in ilk kurulum ekranında görmüştük. Windows 11'in artık kurduktan sonra karşınıza çıkan ekranında bir seçim kısmı var. Oradan işte oyun amaçlı mı kullanacaksanız, üretkenlik amaçlı mı kullanacaksanız, iş amaçlı mı kullanacaksanız ona göre seçim yapabiliyorsunuz. Efendim Ali? Veri toplayacağız. Veri toplaması bir sonraki ekranda soruyor işte. Tamam. Senden şu verileri toplayacağız, kabul ediyor musun? Ben diyor. Hepsine hayır diyorum. Bir işe yarıyor mu Recep? Ha? Emin değiliz değil mi? Sen de hepsine evet desem, ben hepsine hayır desem. Bu arada ben hepsine evet diyorum, Ali hepsine hayır diyor. Evet. Siz de seçin. Bütün verileri toplamaya evet mi, hayır mı diyorsunuz arkadaşlar? Ne diyorsunuz yani? Biz burada geri bildirim yok de test ediyoruz. Ücretli ücretsiz yükseltme kısmına geleceğiz arkadaşlar. Büyük olasılıkla sona doğru olacak. Dünyayla eş zamanlı olarak Microsoft Windows 11 lansmanını izliyoruz. Efendim Microsoft açıklama yaptı, Windows 11 olmayacak. O geçmişte kaldı arkadaşlar. Linki paylaşıldığı zaman ben paylaşan arkadaşları üzmemek için çok fazla bir şey söylemedim. Ama o paylaşım çok eskiydi zaten. Üzerinden tarih geçmişti. Microsoft zamanında öyle dedi ama dediği biraz farklıydı. Microsoft Windows 10'da servis paketi olmayacak şeklindeydi. Ve biz onu hep güncelleyerek 10 adıyla devam ettireceğiz dedi. Ve uzun seneler dediğini tuttu. Ama isim değişikliği 2021'de bence ferahlık getirdi. İsmini değiştirmeyebilirlerdi belki ama şimdi ücretli ücretsiz kısmında her şeyi anlayacağız. Yeni işletim sistemi arayüzüyle daha da fazla üretken olacağımızdan bahsediyor kendisi. Daha üretken olacağız. Daha üretken olmak için uykumuzu almamız, erken yatıp erken kalkmamız lazım. Kesinlikle. Bilgisayar zaten üretken, olay biyolojide bitiyor Recep. Evet. Mazot bitiyor. Evet. Arada yoruluyorsun, dinleniyorsun, toplanıyorsun. Evet. Ha mavi ekran vermese daha mutlu olurum. Evet. Dünyanın daha da açık bir platforma ihtiyacı var diyor Ali. Helal. Çok güzel. Yıllarca süren... Linux çekirdeğine geçecekler galiba. Hadi bakalım. Windows 12'den. Biri tamamen böyle bir şey söylemedi. Yok, çekirdek hala Microsoft Windows çekirdeği, evet. Arkadaşlar. NT çekirdeği. O çekirdeğin kaçta kaça aynı acaba? Evet. Yorumlara bakıyorum ben de. Sen bir de şey dedin ya, o internette inanılmaz yayılmış Recep. Falanca hanımın inanılmaz dönüşümü. Ne dedin? Her yerde görüyorum onu. O aldı yürüdü. Ali, o kaynağı burası. Neydi? O bir mimdi zaten. Mim ama mimi sen Windows 11 ile ilişkilendirdin. Evet. Ve o kaldı şu an. Her yerde o mim paylaşıyor. Ne hanımın dönüşümü bilmiyorum ama. İsmini yazarsanız lütfen şu flash tv'ye. O espri ışık hızıyla o günden beri bütün interneti dolaştı ve artık sahibi sen değilsin. Ha, mimin zaten sahibi değilsin de Windows 11 ilişkilendirmesi Recep'ten çıktı artık. Ya kaynak burasıydı ama arkadaşlar. Ben sonrasında gördüm Instagram'da teknoloji tanımı. Süreyya Hanım'ın muhteşem dönüşümü. Yani Recep o yorumu yaptı, bitti olay ya. Valla bir yorum ile herkesin beynine kazındı. Milyonlarca takipçini Instagram sayfalarında görüyorum. Bir teknopata anın bir zahmet. Recep Baltaş yap, yok. Espri copy paste yapılacak. Neyse. Yani takdir ettiğim için söylüyorum arkadaşımla. Gerçekten sevdiğim ve takdir ettiğim için söylüyorum bunu da. Aramızda şaka bir yana. Böyle de bir olay çıktı. Biraz gülün diye söylüyorum. Hani... Recep iptal arkadaşlar. Mavi ekran verdi. Ben şu an yayına devam ediyorum. Kendisi sistemi restart ettikten sonra geri gelecek. Neyse ki sadece arayüzdeymiş o yani. Hani işin tabii, arka planında epey bir değişiklik yapmışlar. Yapmışlar. Ama... Sağ olsunlar. Commercial briefing'e geçecekmiş Recep bundan sonrasında. 45 dakika sonra. 45 dakika sonra. Ben şu ekranı şöyle bir tam ekranı alayım. İzleyicilerle bir yüz yüze oldum.
Şunun bir de sesini kapatayım arka planda. Chat'imizi açalım. Matrix'teki glitch'imiz devam ediyor. Yapacak şimdilik bir şey yok arkadaşlar. Onu düzelteceğiz ya. Süreyya Hanım muhteşem dönüşümüyle birlikte zaten koptu bitti o ortalık yani. Evet arkadaşlar, estetik açıdan biraz öyle bir durum var. Fakat ne gün çıkacağı söylenmedi. Evet. Kaç para olacağı söylenmedi. Ücretsize ben Windows 10'u yükseltebilecek miyim söylenmedi. Öyle bir havada bıraktı ki bizi. Evet. Bir yere kadar tamam birlikte yükseldik hafif hafif yukarıya doğru. Ama bir noktadan sonra bütün önemli soruların da yanıtsız bırakıldığını gördük. Evet. Şu dursun. 45 dakika sonra commercial'lı ticari sunum başlayacak. Haberini yaparız artık. Evet. Herhalde tahmin ediyorum yani bugün içerisinde bütün bilgiler gelir. Ücretli mi olacak, ücretsiz mi olacak? Biz ücretsiz olmasını bekliyoruz. Microsoft'un da zaten ücretsiz yapacağını ben tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü sonuçta insanların güncel işletim sistemini kullanmasını bekliyorlar. Evet. MacOS da herkesin güncel sürümü kullanması için işletim sistemini ücretsiz yapmıştı. Eskiden MacOS sürümü arası geçerken 50-60 lira bir yükseltme parası evet, alırdı senden. Doğru. Bir kaba tabirle ayağını bastın, haydi evet, hoş geldin parası hoş alırdı yeni sürüme. Sonra Mac bunu, Apple bunu bıraktı. Microsoft da bunu bıraktı. Zaten adamların kazandığı esas paraya baktığın zaman ofis ve kurumsal satışlardan kazanıyorlar. Şirketlere satıştan kazanıyorlar. Son tüketicilerden gelen gelir de onlar için önemli de. Esas şu an en önemli kaynaklar bu oyunlar ve oyunlarla birlikte Game Store Windows, diğer tarafta gelişen bulut oyun servisi ve dediğimiz Game Store Windows diyorum ya. Xbox'ın işte. Game Pass ve benzerler oldu. Ben eskide kalmışım arkadaşlar. Bu arada DirectX 13 konuşmaları dönüyor da DirectX 13 diye bir şey şu anda yok arkadaşlar. DirectX 13 olduğu zaman Teknopat'tan duyacaksınız arkadaşlar. Şu an yok. Zaten ekran kartı da yok. Ortada çok fazla. Gelen gidiyor, gelen bitiyor. Ama bomba olay APK olacak mı? Android uygulaması çalıştıracak mı deniyordu. Android uygulamaların yeni Windows 11'in çalıştıracağı resmi olarak Microsoft tarafından açıklandı. Microsoft'un Windows mağazasındaki güncellemesiyle arayüzün biraz daha modernleştiğini, Windows 11 arayüzü gibi hepsinin birden elden geçirildiğini, yenilendiğini gördük. Mağazada 32 bit uygulama, eski uygulamalara da destek olacağını, 64 bit uygulamalarda da yükleme, yönetme, güncellemenin geliştiriciler için daha kolay hale getirileceği söylendi. En elle tutulur, gözle görülür değişikliklerden bir tanesi, HDR desteği olmayan oyunlar için Auto HDR, eski oyunun dinamik aralığını daha zengin yapmak korku oyunlarında iyi bir sonuç verebilir ya da tam tersi çok kötü bir sonuç da verebilir. Denemedik, bilmiyoruz. Evet, sistemin ne kadar iyi çalıştığına bağlı olarak bunu göreceğiz arkadaşlar. Yine ben biraz sorulara bakmak istiyorum. Evet, muhtemelen ücretsiz olmasını bekliyoruz. Epey soru var. Genelde şöyle bir soru var. Düşük sistemlerde çalışacak mı? Düşük sistemlerde Windows 10 çalıştı mı Recep? Windows 10 genelde çalıştı abi düşük sistemlerde. Sadece şöyle bir sorun var. Yüksek disk kullanımı sorunu var. Yani biraz SSD istiyor diyebiliriz Windows 10. SSD taktıktan sonra pek bir sorun kalmıyor. Mekanik diski sistemlerde Windows 10 ve sonraki işletim sistemlerini kullanmak artık sıkıntı arkadaşlar. Mekanik disklerden ana işletim sistemi diski olarak kurtulmamız gerekiyor. Eli yüzü düzgün bir SSD ucuzundan bile olsa bulup almamız gerekiyor. Evet. Bazı arkadaşlar güncelleme geldi diyor. Ben bizim bilgisayardaki güncellemeyi şimdi kontrol edeceğim. Gerçekten ben de merak ettim. Ama bilgisayarı yayın kapanırsa güncelleme gelmiş demek. Yayında Windows 10 11 güncellemesini yapıyormuşuz. Ben sanmıyorum şu an hemen geleceğini. Çünkü şöyle bir şey var. Dur ekranı alayım da güncellemenin op olmadığını görürsünüz. Evet. Çünkü bütün dünyaya birden zaten aynı anda Windows 11 güncelleştirmesi dağıtılamaz. Böyle bir altyapı yok yani. Yok. Windows 10 güncelleştirmeleri bile kademeli olarak dağıtılıyor. Hani bazen bize soruyorlar işte. Bana gelmedi siz nasıl yaptınız mesela? Aynen, bana gelmedi siz nasıl yaptınız? Çünkü kademe kademe dağıtılıyor. Gelmişmiş yani. Şaka. Yok gelmemiş. Evet. Bu sistem kenardaki eski sistem arkadaşlar. Bunun güncellemeleri gelmiş ama en son güncellemeler değil. Evet. Bunların hepsi geldikten sonra bir daha bakarız. Fakat bu sistemde şu an bir şey yok. Evet. Zaten biz güncellemeden huzur bulamıyoruz biliyorsunuz. İlla ki bütün sistemlerin güncellenmesi gerekiyor. Evet. Güncel bir ISO gelirse ona da bakacağız birlikte. Yeni bir kurulum deneyimi artık bizi bekliyor olacak Windows 11 ile birlikte. Süper Chat'ten özellikle para yollayan arkadaşlara teşekkürler, selam yollayanlara. O özelliği de birkaç kullanıcıyla birlikte test etmiş olduk arkadaşlar. Özellikle çok böyle ön plan çıkarmak istediğiniz mesajlar olduğunda bu tür şeyleri kullanabilirsiniz. Yoksa biz yorumlara bakıp elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışıyoruz. Ancak yayınında artık ufak ufak sonuna doğru gelelim. İstiyorsan son birkaç soru cevap yapalım. Sonra kapatalım hocam. Olur Ali.
Görüntüdeki çünkü bu gidip gelme bazı kullanıcıları rahatsız etmiş. Evet. O yüzden bu sorunu çözeceğimiz bir sonraki yayına kadar çok da fazla artık canlı yayını kaçırmadığımız için uzatmak istemiyoruz. Evet, işte Windows 11'e güncellememiz lazım Ali. Evet, Windows 11'e güncelle diye böyle yeşil yeşil Matrix girişleri çıkıyor arkadaşlar. Ne yazık ki arada böyle bir hata oldu arkadaşlar. Biz bu yayını burada sonlandıralım Recep. Evet, bence de. Başka sorularınız varsa arkadaşlar, Teknopat Sosyal'de Windows 11 bölümümüz var. Orada sorularınızı sorabilirsiniz. Ücretsiz olarak üye olabilirsiniz Teknopat Sosyal'e. Sorularınızı ücretsiz olarak sorabilirsiniz. Ve orada kullanıcılarımız, tecrübeli kullanıcılarımız sizlere bütün sorularınıza yardımcı olacak. Evet, Sızan ISO'yu denediğimiz Windows 11 ilk deneyim videomuzu kurduğumuz, ilk mavi ekranımızı aldığımız, oyun oynadığımız, ilk hataları çökmeleri aldığımız videomuzda bağlantıda, bu videonun altındaki bağlantıda bulabilirsiniz. Sosyaldeki Windows 11 kategorisinde bulabilirsiniz. Çok güzel bir videoydu o da arkadaşlar. Orada merak ettiğiniz RAM kullanımı gibi soruların cevaplarını aslında verdik, paylaştık. Yeni bir yayında sizlerle görüşmek üzere diyoruz. Yazılı içeriklerimiz için lütfen sitemizi takip edin. Abone olmadıysanız olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.